Peki şimdi baba kız birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz? Biz bir şey yapmak istiyoruz. Bir test gibi bir şey yapmak istiyoruz. Mümkün mü Mahmut abi? Tanıyor derken ne şekil yani? Yani şu anda birbirimizi tanıyoruz. Hayır yani birbirimizi ne kadar hakimsin kızına? Böyle bir değişik sorularımız var. Bakalım tam biliyor musun soruları? Bakayım. Şimdi soruları soracağız. Gizem'e de kağıt kalem vereceğiz. O yazacak cevabını. Sen de söyleyeceksin. İkisi tutuyor mu? Sen evde kavga mı çıkartırmaya çalışıyorsun? Bilmiyorum soru ama işte baba kız... Paranı geri versek. Ya olmaz. Öyle bir şey yok. 60 lira gitti. Ben onu çıkarırım buradan şimdi. Getir abi kağıt kalem. Süper. Verelim. Gizem Hanım'a verelim. Gizem çak, babana çaktırmadan yaz. Tamam mı? Yazıyorsun. Gizem'in doğum günü, tarihi ve saati. Böyle soru olur mu ya? Oldu. Sordum. İyi tamam o zaman. Olmasın mı? Hayır kolay bu yani. Saati. Ha saati. Saati. Sen ya? Gece 2.30-3 gibi. 22 Temmuz 1992. 2.30-3 doğru mu? Gizem bakalım. Doğru muymuş? Hayır 2. Yarım saatle kaçırmış. Yarım saat olur mu canım? Sizin saatiniz durmuştur o zaman. Evet, Gizem'de dövme var mı? Ha. Varsa var. Kaç tane var? Yani kaç tanesini bilmiyorum ama Mahmut Tuncer var bir. Bir de nota... Mahmut Tuncer dövmesi mi var? Ben de bilemedim şu an hesaplamaya. Sen de Mahmut Tuncer dövmesi mi var? Ha öyle resim değil ya, şurada imzası var. İmza. Ha. Ben de low mu yaptırdı dedim bir tane. İmza ya. Çok güzel bir şey. Yani, kaç tane olduğunu sen de mi bilmiyorsun? İki tane biliyorum ama. Kaç? İki tane biliyorum ama bunu kimse şey etmez. İki tane mi? Bunun kime ne faydası var mı? İki tane mi var? Hayır. Kaç tane? Yedi tane var. Mahmut abi. Beş tanesini saklıyorsun o zaman. İstediğim yere doğru gidiyor mu hiç? Tamam böyle. Evet. Babandan gizli 5 dövmen ne? Ne yaptır? Ne var? Ondan gizli yok yahut. Hani 7 tane ulan? Baba yazın görüyorsun ya nasıl öyle bir şey. Hayır 2 tanesini biliyorum onu. Ciddiye almamış. Ne var? Hiçbir babanın... Bir tane ayağımda annemle ablamın yazdığı yazıyor. Neyi gördük mü? Mahmut abi? Orada çocuk da kaldı. Ya. Görmedik ya. Korktu çocuk. Sen şey ettin mi? Gördün mü? Şimdi hiçbir babanın, hiçbir annenin veya hiçbir sevgilinin kaç tane dövmesi var diye merak edip bakmamıştır. Doğru. Sen hiç baktın mı? Yok bakmadım. Niye bana soruyorsun o zaman? Ben bilmediğin şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ha. Eğer kızla ilgili bilmediğin bir şey varsa. Sevmiyor öyle şeyleri, ondan görmüyor belki. Ben piercing yaptırmıştım lisedeyken. Çok da pişmanım ya, keşke yaptırmasaydım. Bana niye pişmansın ya piercing? Ha, o izi kaldı, hoşuma gitmiyor. Bana gelip dedi ki Ayıcılar Dernek Başkanı gibi olmuşsun. Yani... Nereye yaptı? Burnunda mıydı? Göbeğime. Göbeğe. Ha. Ayıcılar Dernek Başkanı da. Söyleyeceğim ama hiç kızmıyorsun belki. Şaka yapıyorsun konuyla ilgili. Hangisini? Yani işte baba piercing yaptırdım deyince hiç kızmıyorsun kızına sanki. Ya yanlış veya doğru olduğunu sonradan fark edecek tabii. Ben ufak bir laf atıp çekiliyorum. Yani insan durup dururken göbeğini deldirip de bir tane şey takmasının ne anlamı var? Yani kime ne faydası var? Var mı aranızda? Ama bazısına yakışıyor abi. Kendi şeyi istediğini deldirir. Tabii ya işte kafasını uçturur. Bana ne diyorsun ya? Evet, Gizem'in en yakın arkadaşının ismi ne? Mahmut. Mahmut mu? Yani bir tane çocukluk arkadaşım var sadece. Ha. Kim? Bu yemek çok yanı mı diyorsun? Evet. Ay bildi zaten ama. İnsan kendi kendine sırf tatlı olur getirir mi ya? Ay evet yemeğe... Yemeğe bahane mi? Yemeğe geldi, iki dilim baklava almış. Dedi, babam kendi kendine almış. İki dilim mi? İki dilim baklava almış. Kendi yedi, bize vermedi ondan. Kusura bakmayın diyor. Vay be Tayfun, seni de bitirdik bu yayında ama artık. Evet, kızının en çok söylediği yalan. Kızımın hiç yalan söylediğini, yani bana karşı söylediğini görmediğim için. Hiç Mahmut abiye yalan söylemedin mi?
babama söylemiyorum. Baban Mahmut abi değil mi? İkisi hayır dedince. Şeyde, evet, hiç yalan söylemedin. Bir mesela de, bir yalanın varsa burada itiraf et. Söyledim ya. Bir yalanı biliyorum, o araba kazasıyla ilgili bana söylemedi. Sonradan söylediler. Onun haricinde de tabii şimdiki genç bunlar, eve gidip mesela bazen 2'de geleceğim diyor, 3'te geliyor. 3'te gelince soruyorsun neredeydin? İşte ona bir yalan uydurabilir tabii. Bunlar şey yalanlar. Onlar evet. İncitici yalanlar değil. Bunları ben yalan saymıyorum zaten. Yalan insanın kendisini küçültücü veya karşıyı şey görüşü, ufak görüşünden kaynaklanan yalanlar yalandır. Yoksa onun haricinde zaten hayatta bu tür şeylerin hepsi doğaldır, olabilir yani.